Gündem özel yayınımızla karşınızdayız sevgili seyirciler. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arı'a yönelik bir saldırı vardı. Hem de satırlı bir saldırıydı. Referandum çalışması yürütüyordu o sırada. Dükkanları geziyordu, esnafı ziyaret ediyordu. Bir bakalım ayrıntılarını neler olduğu konuşacağız. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık bugün Kayseri Talas'ta 16 Nisan referandum çalışmaları çerçevesinde ilçe başkanı ve diğer partililerle çalışmalarını yürütürken bıçaklı bir kişinin saldırısına uğradı. Referandumda niçin hayır denilmesi gerektiğini anlatırken küfürler ederek milletvekilinin üzerine saldıran satırlı bir kişi partililerin araya girmesiyle etkisiz hale getirildi. Ağır hakaretlerde bulunan saldırgan daha sonra polisler tarafından Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Saldırının ardından CHP'li Çetin Arık Halk TV'ye bağlanarak yaşananları anlattı. Bir esnafa girdik. Akvaryumculukla uğraşan. Kolay gelsin, hayırlı işler dediğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı, milletvekili size hayırlı işler diliyorum der demez, daha fırsat vermeden işte siz deyip genel başkanımızdan başlayan işte ağza alınmayacak hakaretler, küfürler yapmayın, bizim yerimizdeyiz, nezaketli olun, terbiyeli olun diye uyardığımızda İşte terbiyesizler, vatan hainler, alçaklar, sizin yüzünüzden ülke bu halde, buna benzer daha ağza alınmayacak sinkaflı küfürler, topluma böyle bu kadar gelmek, bu kadar böyle evet diyenler, hayır diyenler, terörist demek, hayır diyenler, PKK'nın yanında yer alıyor, sıra hayırcılar 15 Temmuz'un yanında yer alıyor gibi söylemlerin sokağa ne kadar girdiğini, insanlarımızı ne kadar kutuplaştırdığını. Ben dedim sizin hakkınız için uğraşıyorum. Ben vatanımız için uğraşıyorum. Ben ülkenin çocukları için uğraşıyorum. Evet, geldiğimiz nokta sevgili seyirciler. Çünkü meydanlarda, miting meydanlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, hükümet yetkilileri, bakanlar sürekli olarak bu söylemlerde bu kutuplaştırıcı dili kullandılar ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de hayır diyenler teröristtir kelimeleri, cümleleri kullanılınca geldiğimiz noktada bu oldu. Hemen Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'e soracağız bu saldırıyı. Bütün bu söylemlerin neticesi sokağa böyle yansıdı. Artık engellemeler, baskılar şiddete dönüşmüş durumda. Şimdi evet, yani Çetin Bey şimdi biraz önce sana bağlandı. Şimdi tekrar izledik hani saldırganın kendisine nasıl bağırdığını, hakaret ettiğini söylerken diyor ki işte siz PKK'nın yanında yer alıyorsunuz. Siz FETÖ'nün yanında yer alıyorsunuz. Vatan hainisiniz. Vatan hainisiniz demiş saldırgan. Yani elinde satırla milletvekiline saldırıyor. Milletvekilini işte seni öldüreceğim diye üzerine yürüyor. Yürürken de neden yapıyor bunu? İşte siz terörün yanında yer alıyorsunuz. FETÖ'nün yanında, PKK'nın yanında yer alıyorsunuz. Sizi öldüreceğim diyor. Kim diyor bunu? Talas'ta bir vatandaş. Yani karnını zar zor doyuran işte esnaf. Anadolu'nun işte ücra köşesinden bir gariban, bir esnaf. Gariban ama serseri ruhlu bir esnaf. Yani bir saldırgan, bir ne derler işte bir böyle. Zaten CHP milletvekili olduğunu duyunca hemen. İşte CHP milletvekili olduğunu duyunca siz terörle birliktesiniz, terörü destekliyorsunuz. Şimdi yani bu nereden bu Talas'taki o adamın kafasına giriyor? Yani kim sokmuş onu CHP milletvekillerinin terörle, PKK'yla, FETÖ'yle birlikte olduğu yalanını o saldırganın kafasına kim sokmuş? Hı hı. Önemli olan o. Yani o gariban, yani o serseri gibi yüzlerce potansiyel serseri var maalesef yani toplumumuzda. Zaten zaman zaman da görüyoruz. Mesela İstanbul'da tramvayda bir tanesi çıkıyor, kadın hem de. Evet. İşte 16 Nisan'dan sonra hepinizi öldüreceğiz falan diyor, değil mi? Hı hı. Veya işte ne bileyim bir Hayrettin Karaman diye bir adam çıkıyor. O hani daha üst düzey güya. Ama o da bir başka şey, yani başka bir yobaz diyeyim yani tırnak içinde, hani hakaret etmek için söylemiyorum. İşte tüfekle pozlar veriliyor. Tüfekle pozlar veriliyor. Yok, Hayrettin Karaman ne demişti? İşte hayırcılara da yaşam hakkı tanırız. Lütufta bulunur. Yani şimdi bu kafalar, bu işte Çetin Arık'a saldıran o esnaf, kim verdi onlara o şeyi? İşte
Şimdi hemen bakalım geçtiğimiz günlerdeki mitinglere. Sayın Cumhurbaşkanı'nın mitinglerine bakalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın mitinglerde ne söylediğine bakalım. Sayın Başbakan'ın mitinglerde ne söylediğine bakalım. Bu propaganda süreci başlayalı beri. İşte hayır diyenler PKK ile FETÖ ile aynı yerde saf tutuyorlar. Vatan haini yani demeye getiriyor. Terörist Sayın diyor. Cumhurbaşkanı da işte Sayın Başbakan da iktidarın diğer evetçi unsurları da yani hayır referandumda başkanlık sistemine, tek adamlık sistemine hayır kampanyası yürütenler başta CHP olmak üzere PKK ile FETÖ ile Kandil ile birlikte hareket ediyorlar. Yani vatan hainliği yapıyorlar. Şimdi bu işte Kayseri'deki o küçük beyinli esnafın kafasında yer ediyor. O da satırı kapıyor milletvekilini seni öldüreceğim diye üzerine yürüyor. Vatan hainisin diyor. Bu dil tehlikeli olan. Yani tehlikeli olan aslında vatandaş değil, o küçük beyinli Talas'taki esnaf değil. Onun beynine o şeyi sokan siyasetçilerin üslupları, yani siyasetçilerin hedef gösterir üslupları tehlikeli. İşte vatandaş hani bıçağı eline alıp, satırı eline alıp, haydi işte vatan hainlerini temizleyelim noktasına doğru maalesef bilinçsiz vatandaşlar sürüklenebiliyor, teşvik edilebiliyor. Tehlikeli olan bu, bu dilden kurtulmak gerekiyor. Şimdi işte Çetin Arak bugün Kayseri milletvekili çok ciddi bir hani tehlike atlattı. Allah korusun yani hani gerekli refleksi hani gösteremezse orada belki o Talas'taki o şey değil mi esnaf vatan haini diye belki o satırı kafasına indirecek yani ve ya da bir yarın vahşet bir yaşanacak. Ne olacak yani? Evet yani ya da yarın bir gün başkasına olmayacağı başka bir serserinin benzer bir ruh haliyle vatan haini diye bir milletvekiline ya da bir vatandaşa ya da bir hayır propagandası yapan bir başka bir siyasi figüre saldırmayacağının garantisi var mı? Bu dil yani bu hedef gösterme sürdüğü sürece yok. Dolayısıyla hani Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere iktidar yetkililerinin gerçi son birkaç gündür işte hayır diyenler de hani şeydir bu ülkenin evet diyenler gibi hani ne diyor vatanseverdir onlar da makbuldür. Terörist çağrılarının terörist değillerdir demeye başladı. Çalışıyor ama kardeşim şimdi sen yani 3-4 haftadır yükledin bunları vatan haini diye. Şimdi de bu şeyler yani bir takım serseri güruhlar ellerine satırları aldılar, mevziye yattılar. Bir şey hani tırnak içinde vatan haini gelse de hani saldırsak diye böyle bekler hale geçtiler. Bu çok tehlikeli. Bundan bir an önce arınmak lazım. Çünkü 16 Nisan'dan sonra da bizler bir arada yaşayacağız. Yani evet veren arkadaşlarımız da, vatandaşlarımız da, AKP'liler de, hayır veren CHP'liler, MHP'liler, Saadet Partililer, Büyük Birlikçiler de. Bir arada yaşayacağız bu ülke hepimizin. Yani kimseyi kimseyi tırnak içinde denize dökmeyecek. Yani şimdi oradan da mesela Hüsnü Bozkurt'a, Hüsnü Bozkurt'a mesela Sayın Hüsnü Bozkurt'a Konya Milletvekili'ne bir haftadır bir linç girişimi uygulanıyor. O da hedef gösteriliyor. Ne deniyor? İşte mesela Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Başbakan da neredeyse 4-5 gündür miting meydanlarında sen kimsin terbiyesiz herif? Asıl bu millet seni boğar. Asıl bu millet seni işte denize döker. Haddini bil. Sen kim oluyorsun? Hani böyle bir meydan okuyan dille hedef gösteriliyor. Yani Allah korusun yani Hüsnü Bozkurt'un da başına bir serseri saldırısı ya da saldırı girişimi gelirse bunun da sorumlusu bu dili kullanan yani Hüsnü Bozkurt'u ve hayır veren diğer siyasetçileri hedef gösteren iktidar mensupları olacaktır. Dolayısıyla bu çok tehlikeli. Allah korusun yani bugün mesela İşte Çetin Arak'a orada hani Çetin Arak refleks gösteremeyip o saldırının kurbanı olsa ne olacak? Ondan sonra ne olur bu toplumda? Türkiye'de ne olur ondan sonra? Bunun hesabını kimse yapabiliyor mu? Yani ne olur? Yani milyonlarca insan birbirine mi girecek? Yani, birbirimizi mi boğazlayacağız? Sonrası da var sonuçta. İç savaş mı yaşayacağız ya böyle bir şey olabilir mi? Sonuçta siyasal iktidar bir anayasa değişiklik teklifi getirdi Türkiye'nin önüne. Bunu kabul edenler olabilir. Kabul etmeyenler olabilir. Kabul etmeyenler de gayet şereflidir, vatanseverdir. Kabul edenler de tabii ki vatanseverdir, şereflidir. Yani burada kim kendi tezini daha iyi anlatır, toplumu daha iyi ikna ederse kendi tezinin doğru olduğu konusunda onun o siyasi kampın, cephenin söylediği halk tarafından kabul edilecek ve biz bunu 16 Nisan gecesi saat işte 22-23 gibi öğreneceğiz. İşte anayasa teklifi kabul mü edildi, red mi edildi ki büyük ihtimalle benim için bugünkü kanaatim reddedileceği konusunda
Reddedilirse ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Gayet gene aynı mevcut düzenimiz. İnşallah huzur içinde bu hani bu kavga dili, kamplaştırıcı, ötekileştirici dilden arınarak gene el birlikte AKP'lisiyle, CHP'lisiyle, HDP'lisiyle, MHP'lisiyle, Saadet Partilisiyle bu ülke hepimizin yani birlikte huzur içinde yaşayacağız. Yani hani yani işi yani vatan haini yok şöyle yok böyle noktasına götürmeye gerek yok. Vatan haini noktasına götürülecekse vatan haininin kimler olduğu da yani kimlerin hani vatan hainliğine suçlanabileceği de hani çok yakın tarihimizde örnekleri var. Yani Abdullah Öcalan'la masaya oturanlar, işte Fethullah Gülen'e ne istedik de vermedik diyenler, sonra 15 Temmuz'da bu ülkenin kafasına FETÖ darbesi belasını yaşatanlar vatan haini mi acaba diye. Hani o iş oraya giderse onlar sorgulanır. Hani dolayısıyla hani hayır cephesinde bu anayasa değişikliğine hayır diyenler vatan haini demek yani hem akıl almaz bir şey hem de yavuz hırsızlık. Yavuz hırsızlık. Hem de yavuz hırsızlık. Yani çok hassas bir noktaya değiniliyor bir de toplum açısından. Tabii o yani. O cümleler, o kelimeler çok hassas kelimeler. Ya din istismar ediliyor. Camilerde neredeyse hutbe okunacak işte şu mitinge katılın, evet verin diye. Okullarda işte dün gördük Adana'da değil mi? Adana'da öğrenciler birbirlerine düşman haline getiriliyor. Adana'da kız lisesi miydi? Kız evet, lisesi. Biz izleyelim onu. De bir bakalım. Yani o baskıyı göstermez aslında çok ilginç. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları asılıyor sevgili seyirciler ve Atatürk fotoğrafları, posterleri kaldırılıyor bu arada. Tabii buna tepki gösteriyor öğrenciler de, liseli kızlar da. Öğrenciler de böyle tepkilerini dile getirdiler. Şimdi muhteşem bir olaydır bu Adana Kız Lisesi olayı. Gerçekten çok muhteşem bir olay. Nedir muhteşemliği? Şimdi devlet hani hep şimdi deniyor ya devlet evet propagandası yapıyor. Valisiyle, cumhurbaşkanıyla, işte devletin imkanlarıyla, devletin uçağıyla, parasıyla, kaymakamıyla. Evet uçağıyla, arabasıyla. Devlet mekanizması evet propagandası yaparak halkı zorla evet vermeye zorlanıyor diyelim. Yani camiye, yargıya, hani kışlaya, evet, siyasete, devletin bütün kurumları. İşte kaymakam evet kampanyasına katılıyor, vali olurum diye. Vali evet kampanyasına katılıyor, işte ne bileyim İçişleri Bakanlığı'nda bilmem ne genel müdürlüğü ya da bir daire başkanlığı kaparım diye. İşte rektör YÖK üyesi olmak için falan filan böyle. Hani bütün kamu görevlileri bir gayret böyle işte şey Sayın Cumhurbaşkanı'nın himayesinde evet dayatmaya çalışıyor. Şimdi bu lise kız lisesinin müdürü, Adana Kız Lisesi'nin müdürü de muhtemelen bu da ilçe milli eğitim müdürü olmak için herhalde gayret gösteriyordur. Çünkü bir üstü ilçe milli eğitim müdürlüğü. Oraya asmış Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte şey afişini, evet afişini. Ama ödüllendiriliyorlar bir de sonrasında. Ama o, okulun içinde okuyan, o okulun gerçek sahibi işte yüzlerce öğrencimiz, genç çocuklar, daha lise öğrencisi kaç yaşındadır değil mi? 15-16 evet. yaşlarında genç çocuklarımız, pırıl pırıl çocuklarımız. Durumu protesto ediyorlar, okulumuzu siyasete alet etmeyin diyorlar ve bunun üzerine Atatürk posterini de takmak zorunda kalıyorlar Cumhurbaşkanı'nın resminin yanına. Ama kızlarımız bununla da yetinmiyor, protestolarını helal olsun çok yürekli bir şekilde okulun içinde. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye orada. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atarak o kendi kariyeri için okulu evet propagandasına, kampanyasına alet eden müdürü protesto edip yerin dibine sokuyorlar. Yani sen işte okulu siyasete alet edersen biz de çıkarız böyle okulun içinde. Böyle Mustafa Kemal askerleriyiz diye bangır bangır bağırırız. Duygularımızı yürekten fışkırtırız diye. Hakikaten ama muhteşem farklı bir durum da gösteri. Olabilirdi. Mesela bir çatışma da öğrenciler arasında tabii, bir gerilim de yaşanabilirdi. Tabii olabilir. O da olabilir. Karşı kamptan bir öğrenciler de olabilir. Yani evetçi bir grup öğrenci de olabilir. Onlar da hani diğer öğrenci gruba karşılık verebilir. Allah korusun. Neyse ki olmamış herhalde. Hiç evetçi yok. Yani yok zaten, diye evet. Bütün zaten, okul orada. Zaten toplumun tabanında evetçi fazla yok. İşte evetçiler bu hani resmi kariyer peşinde koşan. Bir üst basamağa, devlet içindeki kariyerle bir üst basamağa tırmanmaya çalışan işte bürokratlardan ibaret herhalde. Zaten 16 insanlar. Çünkü bir parti görecek. Seçimi olarak görmüyor insanlar. Türkiye'nin geleceği olarak görüyorlar. Türkiye'nin geleceği olarak görüyorlar. İşte tek adamlık sistemine direnmek istiyorlar. Tek adamlık sisteminin getireceği Türkiye'nin belalardan insanlar farkında. İşte tek adam ülkelerinin işte
Irak Saddam Hüseyin, Libya Muammer Kaddafi, işte Suriye'de Esad, Beşar Esad 6 yıldır iç savaşta. Yıkılmaya çalışılıyor, yıkılmıyor ama halkı perişan oldu. 4 milyon yakın Suriyeli, ki Suriye'nin nüfusu galiba 15-16 milyon. Bunun 4 milyonu Türkiye'de şey perişanlık çekiyor. Bütün sokaklarda, köprü altlarında Suriyeliler. İşte Akdeniz'de yüzlerce, binlerce Suriyeli Avrupa'ya kaçmak için boğuldular. Neden? Tek adam. Evet. Tek adam. Şimdi Türkiye'nin de öyle bir tehlikeye, öyle bir yani kaos ortamına sürüklenmesi tabii doğal olarak hepimizin yüreğini hoplatıyor. Ve aman diyoruz, aman mevcut işte parlamenter sistem, demokratik sistem, kendi içinde denge ve denetleme düzenini barındıran parlamenter demokratik yapı kalsın kardeşim. Tek adam işte aldatılıyor, kandırılıyor. Bir de kandırılma, kandırıldım, evet, kandırılmadım. Kandırılma olayı var. Ona da bir bakalım. Bu arada tabii bu görüntüler aslında Baykal'ın da sözü vardı. Devlet evet için çalışıyor, millet hayır için çalışıyor. Tam ona bir oturuyor. Örnek oluyor. Tam ona oturuyor. Onu da belirtelim. Bu okulun müdürü devlet, Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan, afişini asan devlet, öğrenciler de millet. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var. Bir ona da bakalım ama bir araya mı gideceğiz? Tamam, aranın ardından aldatıldık, aldatılmadık. Aldatıldı mı, aldatılmadı mı? O sözlere bakacağız ama arşivler de böyle söylemiyor, ona da bakacağız. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle başlayalım. Ne aldanan oldum ne de aldatan dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi çok önemli olaylardan sonra da aldatıldık demişti. FETÖ çözüm süreci gibi birçok olayla karşı karşıya kalmıştık. Bir dinleyelim, arşiv neler söylüyor bize, ardından değerlendirelim. İmkan olsa mezardakilerini bile kaldırarak o referandumda evet oyu kullandırmak lazım. Halk oylamasından anayasa değişikliğinin kabulü için gereken %50'nin üzerinde evet oyu çıkmıştır. Dünyanın dört bir yanından, okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi de size kutluyorum. Şahsım başta olmak üzere tüm ülke yanlış yönlendirildi. Aldatıldı. İmkan olsa mezardakilerini bile kaldırarak o referandumda evet oyu kullandırmak lazım. Şahsım başta olmak üzere tüm ülke yanlış yönlendirildi. Aldatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki o dönemde şahsım başta olmak üzere tüm ülke aldatıldı diyor. Aslında tüm ülke derken de orası da bir soru işareti oluyor ama şimdi bugüne dönüp baktığımızda ne aldatan oldum diyor, ne aldanan oldum diyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı işte hani daha önce söylediğini daha sonra unutuyor ya da unutmuyor ama siyaseten öyle söylemesi gerektiğini düşündüğü için işte millet de nasıl olsa hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğine inanma eğiliminde milletin hani önemli bir kesimi. O da söylüyor işte ama bir süre önce de aldatıldık. Şahsım başta olmak üzere tüm ülke yanlış yönlendirildi. Aldatıldık. Kim? FETÖ aldattı. Peki Sayın Cumhurbaşkanı, şimdi tek adamlık istiyorsun. Ya gene şahsın başta olmak üzere yanlış yönlendirilirsen, diyelim ki 16 Nisan'da kabul edildi bu teklif ve sen şey olarak, tek adam olarak işte başbakanlık fes olacak, meclisin yetkileri pasifize olacak, yargıda ve işte yasama görevleri, yürütme görevleri Sayın Cumhurbaşkanı'nda büyük oranda fiilen toplanacak. Ya FETÖ ya da başka bir unsur, ya PKK ya da IŞİD ya da Amerika Birleşik Devletleri, Trump ya da Putin seni aldatırsa, yanlış yönlendirirse ne olacak? Tek adam. Kim fren mekanizması olacak? Yani sen ikna et. Şimdi 1 Mart 2003'de seni ikna etti Amerika Birleşik Devletleri,
Türkiye'de işte 65 bin Amerikan askerinin üs kurarak Irak'a saldırmasını kabul ettin. AKP Genel Başkanı'ydı o zaman. Daha henüz başbakan olmamıştı. Ya, o yetkiler o zaman olsaydı kendisinde. O zaman olsaydı ne olacaktı? O kabul etti. Amerika ikna etti Sayın Erdoğan'ı. Meclise getirdiler. Meclis olmaz dedi. Meclis ikna olmadı. Yani meclis denge ve denetim mekanizması olarak Sayın Erdoğan'ın teklifini, önerisini reddetti. Amerikan askerleri Türkiye'ye giremedi. Girseydi hala Amerika'nın işgali altında olacaktık. Fiili işgalinde olacaktık. Şimdi FETÖ olayı. FETÖ olayında meclis devrede değildi doğal olarak. Çünkü meclislik bir iş, ha meclislik de iş oldu da. Ama 1 Mart tezkeresi kadar belki kuvvetle savunulamadığı için karşı tez. Ne oldu? İşte 37 AKP milletvekilinin önerisiyle, değil mi? FETÖ'cü albayların, albaylar önü açıldı. FETÖ'cü olmayan albaylar teşvik edildi, tasfiye edildi. FETÖ'cü albayların önü açıldı. Onlar generalliğe terfi ettirildi. Ne oldu? Sonra onlar 15 Temmuz 2016'da darbe yaptılar. Bir de 17-25 Aralık'tan sonra oldu. 17-25 Aralık'tan sonra oldu bir de. Yani bir de daha o tarafa. Daha bir kandırılmaya, daha üst üste bir kandırılma yaşanmış. Şimdi tek adam olayım ben diyorsun. Yani peki yani hakikaten tek adam kandırılırsan ne olacak? Yani bu sefer FETÖ gibi başarısız olmaz da daha başarılı bir ne bileyim bir işgal hareketi olur. Ya da ne bileyim Amerika seni kandırır, yanlış yönlendirir, Putin yanlış yönlendirir. PKK, Kandil ya da işte İmralı'daki gene masaya oturursunuz hani daha önce geçen yıl bir iki yıl önce yaptığınız gibi gene yanlış yönlendirirsiniz. Ya bu ülkenin kaderi daha önce defalarca kandırıldığı ortaya çıkmış olan bir tek adamın şeyine bırakılabilir mi, insafına? Niye bırakılsın canım yani? Şimdi ne gereği var? O döneme ait o 2010 referandumuna yönelik de bir fotoğraf karesi vardı. Onu da bir ekranımıza taşıyalım. Tarafsız ve bağımsız yargı için evet. O da çok çarpıcı bir fotoğraf. Bir tarafta da 2017'nin işte ekranımızda. Şimdi evet biraz önceki işte FETÖ hani mezardakileri de çıkarın gerekirse oy kullansınlar diyor Fethullah Gülen, FETÖ başı. Sayın Cumhurbaşkanı da bu 2010 referandumundan sonra işte çıkıyor Fethullah Gülen'e teşekkür ediyor. Katkıları nedeniyle referandumda kabul çıkmasına verdiği katkı nedeniyle. Neymiş o 2010 referandumda AKP'nin sloganı? Tarafsız ve bağımsız yargı için evet diyorum. 2010 referandumu sloganı. Ekranın solundaki değerli izleyiciler. 2010 referandumunun sloganı. Yani FETÖ'nün devleti ele geçirmesine neden olan referandumundaki AKP'nin sloganı. Ne oldu? İşte tarafsız ve bağımsız mı oldu yargı? Yok. Yargı FETÖ'nün eline geçti. Yargıyı ele geçiren FETÖ, yargı mekanizmasını ve diğer unsurlarını kullanarak bütün devleti ele geçirdi ve 2016-15 Temmuz'unda darbe yaptı, yönetimi ele almaya çalıştı. Şimdi aynı propagandayı AKP 2017'de 7 yıl sonra yine bağımsız ve tarafsız yargı için tüm kalbimle evet diye çıkıyor. Evet. Yani bu sefer 2010'da yaptığını bozuyor, başka türlü bozuyor, başka bir yanlış yapıyor. Ona da işte milleti bağımsız ve tarafsız yargı. Yani 2010'daki sloganla 2017'deki slogan aynı. Sonra da diyor doğuracakları sonuç da aynı. Bu sefer de FETÖ ele geçirmez de tek adam ele geçirir yargıyı. Türkiye'de hani hakim teminatı kalmaz, adalet duygusu kalmaz. Yani bir parti devletine dönüşür de Türkiye. Sonradan da bütün bunların üzerine de ne aldanan ne aldatan. Yani ne aldanan ne aldanan oldum diyor. O da hani ifadelerde kullanılıyor işte. Dediği gibi olmadı, yanlış oldu Sayın Cumhurbaşkanı'nın o ifadesinin. İşte biraz önce dinledik, kendi ağzından söylüyor. Ne diyor? Şahsın başta olmak üzere tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldık diyor FETÖ tarafından. Ki PKK konusunda da aynı benzer lafı söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Aldatıldık, kandırıldık. Hani biz iyi niyetle yaklaştık, valilere talimat verdik. PKK'nın üstüne gitmeyin, hani operasyonlar yapmayın diye ama onlar bizi kandırdı. Biz iyi niyetle çözüm ararken onlar şehirleri işte silah deposuna çevirmiş falan filan diye açıklamalar yapmıştı. Evet. Sanırım CHP'nin o dönem Baykal'a da mektup yazarak işte çözüm sürecine birlikte. Evet, 2008'de mi? Deniz Baykal öyle bir açıkladı. Evet, 2008'de hani gelin CHP işte CHP olarak birlikte yapalım bu açılım sürecini. PKK ile açılım sürecini demiş ama Deniz Baykal da hani olmaz demiş, bu yanlış demiş.
ben yapmayacağım gibi, bu sürece katılmayacağım gibi senin de katılmanı tasvip etmiyorum, doğru bulmuyorum. Önce PKK silah bıraksın, silahlarını teslim etsin. Ondan sonra oturup bu Kürt sorununun işte barışçıl ortamda, demokratik zeminde çözümünü hep birlikte yapalım. Yani tıpkı demiş. Şey Ergenekon sürecindeki gibi Erdoğan savcı, Baykal'da avukat, konumunda oldu resmen o anlarda hatırlatmış olalım. Şimdi tabii referandum sürecine yaklaşırken bir taraftan farklı yorumlar da geliyor. Mesela Alparslan Türkeş'in vefatının 20. yılında ziyarette bulundu Cumhurbaşkanı. Şimdi bugüne kadar hiç gitmedi. Ne oldu da gitti? Yani şey, ne referandum var ya. Şimdi rahmetli Türkeş'i seven MHP tabanı, ülkücülerin oyuna ihtiyacı var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Onları evet için şey yapması gerekiyor, ikna etmesi gerekiyor. Tırnak içinde ikna. Dolayısıyla Sayın Türkeş'i ne kadar sevdiğini, ona ne kadar saygı duyduğunu gösterme ihtiyacı hissetmiş tam referanduma 10 gün kala. Ve dün işte Beşevler, Beştepe'deki, evet, ekranımızda şu an. Beştepe. Türkeş'in mezarı başına giderek orada işte suda, değil mi, mezara suda verdi, dua da etti başında. Özel kalem müdürü yanındaki galiba. Evet, ama Hasan Doğan, ama baktık ki ya daha önceki yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı Türkeş'in mezarına gidiyor muydu, gitmiş mi hiç, hani dua etmiş mi Türkeş'e diye, 20 yıldır hiç gitmemiş meğerse. Rahmetli Türkeş'in dün 20. ölüm yıldönümü, 20 yıldır ilk defa gidiyor Sayın Cumhurbaşkanı Türkeş'in mezarına. Nedense referanduma 10 gün kala ve ülkücülerin, MHP tabanının büyük çoğunluğunun hayır oyu verme eğiliminde olduğu bir atmosfer içinde Türkeş'in mezarına gidiyor. Bu da tabii herhalde, evet, biz bunu yani için ona MHP'ye oy veren, Alparslan Türkeş'i seven işte hani vatandaşlar herhalde bunu bizden çok daha iyi değerlendirirler bu ziyareti herhalde. MHP tarafına da baktığımızda yine Meral Akşener de mesela en son günlerde yine afişler yırtıldı, bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. Bir de böyle bir durum da var. Ne yazık ki biraz önce Çetin Arı'yı ekranımıza taşıdık ama şimdi orada artık şiddete dönüşmüş durumda. Bundan sonrası için de sağduyu çağrısında bulunmuştu mesela Meral Akşener de. Ya çok çok tehlikeli bir dil var yani. Gerçekten başta Sayın Cumhurbaşkanı, işte Sayın Başbakan olmak üzere, belki hayır cephesinde de belki böyle hani yanlış anlamalara neden olan böyle sahada yani şeyler olabilir, ama hayır cephesinde böyle üst perdeden yani lider düzeyinde, milletvekili düzeyinde bir şiddet dili, bir ötekileştirme dili kullanan yok Allah için yani, görüyoruz biz de hani içindeyiz tartışmaların. Yani iktidar kanadının, evet cephesinin bu saldırgan dili bırakması lazım. Neyse bu işte hayırcılar PKK'ya, FETÖ'yle birlikte hareket ediyor lafını bıraktılar. Ondan çark ettiler son birkaç gündür. Ama şimdi daha yumuşak bir üslup. Ya sonuçta bak 16 Nisan'a 10 gün kaldı. Bugün 6 Nisan. 10 gün sonra, evet. Bu saatlerde, saat şu anda 17.41 ve bütün Türkiye'de oy verme işlemi bitmiş olacak. 10 gün sonra bu saatte bütün Türkiye'de oy verme işlemi bitmiş ve sandıklar açılmış, oylar sayılmaya başlanmış olacak. Ve biz birlikte huzur içinde, evet verenler de hayır verenler de, huzur içinde yaşamak zorundayız, yaşayacağız da. Dolayısıyla hani bu 16 Nisan sonrası Türkiye'nin huzurunu kimsenin dinamitlememesi lazım. Yani kimsenin kalıcı düşmanlıklar ekmemesi lazım topluma. Yani bugün Allah korusun yani bir milletvekiline, bir hayırcıya bir saldırı, mesela Kayseri'deki gibi kötü sonuçlanacak bir saldırı olsa, bu hayır ve evet cephesi arasında kalıcı bir şeye dönüşür. Çatışma atmosferine dönüşür ve 16 Nisan sonrası da Türkiye huzuru bulamaz. Yani 16 Nisan'a sağlıklı gidemeyebileceğimiz gibi, hani böyle bir, Allah korusun böyle bir durumda, evet, 16 Nisan sonrası da Türkiye'nin huzuru kaçar. Onun için yani bütün hepimizin, herkesin, başta siyasetçiler, liderler, iktidar mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere herkesin barış diline dönmesi gerekiyor. Bırakın milleti kendi vicdani kanaatiyle rahat bırakın. İsteyen gönül rahatlığı içinde hayır versin, isteyen evet versin. Sonuçta bu ülke hepimizin, yani evet çıksa da hayır çıksa da hepimizin. Peki. Ve huzur içinde birlikte yaşama
durumundayız. Dolayısıyla hani daha böyle sükunete bürünmesi gerekiyor liderlerin. Böyle sağduyu çağrısıyla bitirmiş olalım biz de. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, noktayı koyalım. Saat başından itibaren ana haber bültenimizde de yine tüm gelişmeler ayrıntısıyla sizlerle olacak. Hoşça kalın.